Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Onu ünlü çekmeyeyim. Var mı bir problem? Senin ünlü falan. Zorbet olacak hani. Hayır, bilerek çekmiyorum, yanlışlıkla çekmiş. Hayır ya. Merhabalar. Şimdi biz orijinal Sapanca'ya gidiyoruz trenle. Aslında Eskişehir'e gitmek için buluştuk ama Eskişehir'e bilet yokmuş. O yüzden dedik ya, ki... Ya ben Eskişehir'e gidemiyorum. Onun Eskişehir laneti olduğu için yine gidemedik. Sen de benimle olduğun için. O yüzden Sapanca'ya gidelim dedik. Birazdan trene bineceğiz yetişirsek eğer. Sapanca'da ne yapabileceğimize ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Ya Sabancı'da, sabahın altısında biz niye görelim Sapanca'yı? Göz bana bununla ilgili mantıklı. Yani Sapanca buna değer mi? Hiç zannetmiyorum bu arada. Ama yaptık bir delilik. Bakalım tren yolculuğumuz nasıl geçecek? Trende görüşürüz. Arkadaşlar, az önce gitmeye karar verdiğimiz Sapanca trenini kaçırdık. Sinirlenmeyeceğim, ağlamayacağım, sizin kırdık geçirmeyeceğim. Dönüş biletimiz olmadığı için şimdi saat 11'dekine değil mi? Aha. 11'dekine bakacağız gidiş. Oturduk aynen, oturduk bir şeyler içiyoruz. Poğaçalarımızı yiyeceğiz. En azından öyle değil mi? En azından poğaçalarımızı yiyeceğiz. Evet, mesela ya kahvaltı yapamasaydık, yani bence bu daha üzücü bir şey olurdu. Biz kahvaltı yapabilirim diye Allah bize nasip etti. Öyle düşünmek başka bir çerçeve tabii. Gidiyoruz, inşallah bunu da kaçırmayız. Kaçırdılar. Düşünse kahvaltıya dalıp kaçırıyoruz. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Çok saat tam var. Tam bizim başımıza gelebilecek bir şey bu. Çok mu saat var? Evet, çok saat var. Hiç kaçıracağımızı düşünmedim biliyor musun? Hiç yani. Hiç ben aklıma. De. Gerçekten bana hiç ihtimal kaçıracağımız var. Gelmedi. Hayır. Biraz geç çıktık sanki. Burnumuzdan öpüyorum. Ben bizi geldiğimde. Çeyrek geçe çıktık. 15 dakika için bence kanka hayır. Az bir oldu. 18 geçiyordu. Ben baktım yola. Bence biz direkt şeyde çıkmamız, 8'de çıkmamız gerekiyor. Yol çalışması yapanların suçu. Kocamın suçu. Derken azın azı. Şaka aşkım canım, seni seviyorum. Neyse, bir şeyler yiyelim sonra görüşürüz inşallah. Amin. Üzgünüm tren, sana bir öküz gibi baktığım için. Yeni trenle lütfen şarkı oldu. Tren 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 gecikir belki de hiç gelmez. Bizimki erken gelmiş. Ya da bizimki saatte gelmiş. Gelmiş. Biz geç gittik. Bu kadar uzun. Of ya, şimdi pijamalarımızı giydik. Üstteki gaffer pijamasına benziyor. Biraz. Gaffer! Çok üzgünüm. Değilim ya. Vardır bunların hayır. Nasıl? Ne yapalım? Eve gelip birer kahve daha içeceğimiz varmış. Gidip şeyde poğaça yiyeceğimiz varmış. Evet. Zeytini açmayı yedim. Çok güzeldi. 2 tane yedim. Ya İstanbul'a göre burası ne kadar ucuz arkadaşlar ya. Bir tane sandviç, 2 tane açma, 2 çay 75 TL verdik sadece. Bir de burada çok şey var. Ben 200 küsür falan bekliyordum ya. Aynen. Bir de burada şey var çok. Güzel sahil kesimlerinde belediyenin kafeleri falan var. Onlar manzaralı olan yere gittik ya. Seni götürdük ya. Geçen geldiğinde. Midye falan yemiştik. Orası da mesela belediyenin. Orası da ucuz. Güzelmiş. Belediye çalışıyor. Belediye çalışıyor galiba. Hangi belediyeydik şu an? Neyse. Şu an sence? Sence hangi belediye? Kanka! Sence hangi belediye? Öyle arkadaşlar, inşallah. Ama şey, tren kaçırdığımız için vazgeçmedik. Çünkü dönüş biletlerimizi de almıştık. O yüzden saat 10'dakini aldık. Bunu da kaçıracağız. Hayır. Bunu çok uzak değil aslında. O yüzden ama yine de biraz erken çıkacağız. Geleceğiz, geldik şimdi işte biraz rahatlayalım diye. Çünkü çok saat var. 3 saat falan var. 3-4 saat var. Bir de sabahın altısında uyandık ya. Evet. Ben bıktım gerçekten. Şimdi biraz kahve içip sohbet edelim. Belki de uyuruz. Muhtemelen ikimiz daha yüksek bir ihtimal. Aynen. Görüşürüz. Sizi öpüyorum. İnşallah gidebiliriz. Bay Su. İnsanlar tamamen cahil bir bayramı söylüyor. Şey hatırlıyorsunuz. Benim lisedeki malum kişiyi. Ya böyle bir şey olamaz ya. İnsan gerçekten... Niye? Bazı yalanlar var. Mantıklıdır. Otoriteye karşı korkum var. Yalan söylesin. O niye söylüyor? Mesela ben ona şey demişim. Yıllar önce böyle bizim çok toksik bir ilişkimiz olduğu için artık birbirimizden kurtulalım diye arkadaşım şey demiş işte Rüzin'e Can diye işte bir sevgilisi var falan demiş. Aslında öyle birisi yok. Neyse aradan zaman geçti. Lise bitti. Üniversite zamanı böyle aradan minimum 6 sene falan geçmiş. Bir gün telefonla konuşuyoruz tekrardan nereden birbirimizi bulduysak. İşte daha böyle nereye konuştuğum şey dedi. Ben dedi aslında seni seviyorum. Ama sen Can diye birisiyle sevgilim, ben de o Can'ı dövdüm. Can diye birisi yok. Aha. Can diye birisi yok ve anlaşıyor böyle.
dehşet içindeyim ya ben... O an anladın değil mi? Yok o an anlamadım. Çoktan anlamıştım da ben biliyorsun hiçbir hatayı bir defa yapmam. Şey diyor ben diyor işte... Bütün hataları 5 kere falan yapıyor. İyice emin olmam lazım o hata olduğunda. Şey dedi ya ben dedi işte Can Söz'e gitmiş ona demiş ki rojinden uzak duracaksın demiş. Bunların hepsi beynine mi yaradı? Beynine şey aydın hani bunu tutmuş kafasında, ismine kadar tutmuş kafasında. Yani ben gerçekten kendimi sorguladım. Benim Can gibi sevgilim var mıydı dedi ki ay kendimi sorguladım. Yani bu kadar inanarak yalan söylüyor ki. Şimdi Can gitmiş ona demiş ki işte rojinden uzak duracaksın falan. O demiş ki hayırdır oğlum demiş. Tamam böyle mi? Falan kekosu. Ve sonra birbirlerini yemişler, kavga etmişler. Ve anlatıyor telefondayız. Yemin ederim şey demeye utandım hani. Can diye birisi yok kardeşim sen ne anlatıyorsun? Ruh hastası dedi. Hayır kaç yaşında adam bir de o benden de büyüktü. Olmadı korkunç ya. Yani. Yani. Sana da hep yalancılar denk geliyor. Çekiyorum gerçekten. Ya ben o kadar yalan seven bir, yalan söyleyen de bir insan değilim. Yani çok sıkışmadığım sürece. Demek ki enerjini yalancı seviyor. Ben şerefsiz seviyorum. Zaten onu biliyoruz da. Ben şerefsiz seviyorum. Aman en sonunda düzgün diye bir seçtim de ne oldu? En şerefsiz açıklığı dermiştim. Yani evet o da şerefsiz. Ya şerefsiz diyemem de. Ya insan birisiyle ayrılırken... Yani böyle baslamazsın be kardeşim. Bir görüşme yapar ya. Ya ne bileyim ya da çok büyük kavgadan sonra ayrılırsın. Evet. Ayrıldığını anlarsın yani. Ailenle tanıştın. Ertesi günde terk etmek ne demek? İnsan insana bunu yapmaz. Ay tat ya. Ya bir de hani... Tamam okey yine ayrılalım ama bunu bana bir deklare et. Bir haberin olsun. Evet ya. Ben bir şey diyor babası bir gün önce diyor ki kızım biz seni ne zaman istemeye geliyoruz diyor. Ertesi gün Elif beni terk etti ve ortadan son tane kayboldu. 3 ay sonra başkası, 2 ay sonra başkasıyla sevgiliydi. Ve bu adam bana ölüyordu. Şey demişti ya bana. Ben sensiz bir hayat, ben sensiz yaşayamam artık çünkü bir kere seni tanıdım demişler. Ben de şey demiş yani hani ben böyle yaşayamıyorum cümleleri şey, sevmem demiş. Herhalde yaşayamadı kanka. Kanka ben sizi yaşayamayacağım kız da bana benziyor ya bu arada. Benziyor bu arada. Şey dedi ben sensiz yaşayamam ve ben dedim ki ben cümleleri sevmiyorum. Ben sensiz de yaşayamam seni de daha güzel yaşarım dedim. Bana bunun için alınmıştı, gücenmişti ve o hayatta çok güzel devam etti. Hayatına edilenmedi. Love bombing. Yani belki de evet benim de onun gibi böyle aynı yüksek yüksek gitmemi bekliyordum. Ben bir birader durul hani ne oluyor deyince bana şey demişti şey zaten. Falan zaten öyle oldu. Bana şey demişti ya ben senden korkuyorum. Annemden babamdan korkmadığım gibi senden korkuyorum. Ne yapmış olabilirim ya? Hani ayrılacağını söylemekten korkacak kadar ne yapmış olabilirim? Demek ilişkide farklılaşan birisin kanka. Hani belki de arkadaş ilişkisindeki gibi değilsin tamam. Değilim. Ya bak ben zaten okey zor bir insanım ve ben ona şey demiştim. Bir konuşma muhabbetimiz vardı. Hani konuşma falan hatalarımın farkındayım. Bunu düzeltelim. Hani bir konuşabileydik. Bir kendimi anlatabileydim. Doğru. Bunu da yaşadık be kardeşim. Allah verir bereket. Kenan'ı ben vurdum. Sormadan neden? Rengar, erkekler kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Hemen. Bunu destekliyor musun? Hemen söyle, hemen. Rengar. Bu da erkek. Duymak istiyorum. Erkekler kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Hı, yorumsuzmuş. Apolitik bir erkek birey. Sonunda başardık. Bu bir böyle. Şunu sevmiyorum ya. Bu her bu yorum yapabilir miyim? Gerçekten. Kırılmanın gücenin önünde değil. İndik şimdi ilerliyoruz. Bu arada geldik ama ne yapacağımız hakkında hiç fikrimiz yok. O yüzden... Birazdan yolda hazırlanmış. Üzülür değil miydi ya? Çok kötü olacağını söylemedim sen de. Aha atı sözü dedi. Atı bu sözü bir yatak söyleyecek bunu. Bir atı bu sözü bahsetmiştir böyle bir şeyden. Mutlaka. O zaman da başka bir şey kastetmiştir. O adadan bir korku. Ya kötü. Bu da başka bir atı. İlk izlenimimiz böyle. Sadece izlenim falan. O tarafa gidiyor bence. Şimdi yaşlı teyzeler var tamam mı? Dur çevireyim şuna. Şimdi bizim burada gördüğümüz bazı yaşlı teyzeler var. Ve çok böyle her şeyi biliyormuş gibiler. Büyük ihtimalle de her şeyi biliyorlardır.
biz o teyzeleri kaybetmeyelim bence. Ne olmuş oğlumlar yani, o teyzeleri bir şey bilmeme ihtimali yok. Bak bize, Allah peygamber aşkına bak bize. O kadar bir şey bilmediğimiz belli ki. Sen niye sürekli muhafazakar teyzeler gibi aşırı... Bismillah, otobüse binelim. Bak şuradaki teyze, biz onları takip edip onların en gittiği en güzel yere gideceğiz. Bak insanlar o tarafa gidiyorsa demek ki evet, bir şey vardır ya. Teyzemler nerede? Durmuyor onlar. Onlar da galiba biraz bilgisiz ya. Hayır ya, bu kadar programa gelip de bilmiyorlarsa ben öteceğine kızarım bu arada. Teyzeler mi yıkılıyor? Hadi lan oradan. Ne diyor? Laf attı. Laf mı attı? Yoldan çık falan mı dedi? Laf attı. Kocam, yolda değil. Bana laf atmışlar. Gel de kurtar beni. Ya da durma ya, biz geçelim. Yalnız şuradaki yeşillik çok güzel. Evet, bu beni bir motive etti. Sanki bir şeyler bulabilirmişim evet, gibi evet. Geliyor. Hiç gibi araştırsaydık ya, zahmet olacaktı ama. Ya vallahi baktım ama hiçbir şey yoktu yani. Ama yine de geldik diyorsun. Evet, geldik. Bir neyse, bir köyde bir dolanalım belki kahve içemiz. O kadar inatçıydık ki. Hani bilet, şey, treni kaçırdık, bir daha alıp geldik. O kadar da hoş. O kadar da geldik yani. Eskişehir parası verdik Sapanca. Ya bana Eskişehir'den ya. Neyse güzel olacak ya. Zaten evet, çok geç de dönmeyeceğiz. Saat 6 gibi bineceğiz. Yani bir şeyler yaparız. Ben bu çiçekçiyi çok beğendim. Ay çok güzel görünüyor. Değil mi? Ay kenara geçelim. Öleceğiz. Ay bir tane çiçek alıp gideriz. Gidelim de. Ne bileyim, evde bir sürü kedi var gerçi, yiyorlar çiçekleri. Bir de tamponu taşıyacağım. Şimdi trenle gidiyoruz zaten lan. Darıca'da şey yok mu, çiçek yok mu? Var bu arada. Ama buradakiler daha güzel. Ben çok seviyorum çiçek ağzını. Keşke çiçekçi olmuş. Çim tohumu gelmiş. Şunlardan istiyorum ben, büyük hani. Sadece evin bir kısmına koyacağım. Çok da kedilerin yiyemeyeceği bir hani. Senin evindeki her şeyi kediler yiyebilir, her yerde bir şeyler yiyebilir. Doğru, haklısın da yani. Bugün beni yemeye kalktılar, bir de farkında mısın? Gerçekten bugün seni yiyecekler. Yani. Dikim evi, ben bu dikim evini görmüştüm o zaman geldiğimizde, çok hoşuma gitmişti. Şey, dışarıda resim var, bak göstereceğim şimdi. Siz o zaman da gelmişsiniz, o zaman bilmen gerekmiyor mu bir şey? Hiçbir şey bulamadık kanka biz. Yani. Sen çiçekli falan görünce çok heyecanlandım. Evet. Defa geliyor gibi. Benim için mi yaptın? Evet. Tamam oradan gideriz. Şuradaki şeyi göstereyim. Yok buradan gidelim. Baksana. O kadar güzel ki. Çok güzel. Çok güzel burası. Ya burası mini nasıl köy ya. Bungalovlardan kim meşhur etti burasını acaba? Araplar mı yaptı? Yeşillik seviyorlar ya bunlar. Yeşillik seviyor mu? İstanbul'a yakın olsun, yeşillik olsun diye yapışlar buraya. Tabii canım, onlar yeşillik seviyorlar. Yani. Bulamıyorlar herhalde. Oh. Öyle yerler. Düşüyordum lan. Ay niye korktum. Ay çok güzel araba geliyor. Aleymiş abi. Araba bize ezer mi? Baksana çok güzel. Ne tarafa doğru gideceğiz? Bu tarafa doğru gitmeliyiz. Bu taraf mı, bu taraf mı? Ana bebeklere bak. Biraz ürkütücü değil mi? Çünkü gibi. Ay çok güzel kıyafetler var ya. Tamam. Lokanta varmış. Bak ben buraları hatırlamıyorum Ozan'la gezdiğimizde. Bir de çok sıcak değildi. O soğuktu galiba. Burası ama lokanta. Evet, fazla lokanta. Aynen. Esnaf lokantası. Burası belediyeymiş, Sapanca Belediyesi. Çok güzel lan, belediyeye gidip otursak mı? Beklerde düşük sanırım da sen biraz fazla düşürmedin ya. Biraz fazla düşürdün sanki. Ne maksadım, oturun bir yerde kahve içeriz. Doğru. Ya burası ne kadar güzel bir yer. Yaklaşık bir saat falan güzel. Evet ama zaten biz 6'da döneceğiz. Rojin Hanım. Bu sabah sağlıklı kahvaltınızda neler var? Bir adet eti form zeytinli. Bir adet eti form limonlu. Ülker 9 kat.
şey. Pizza kraker. İnanılmaz harika bir kahvaltı. Hep ama böyle form, misinizdir? Form yani sonuçta hani sağlıklı değilse diyet yapan. Diyet yapanlar bunu mu yiyor? Bence önerilmiyordur. Şey. Ama bilmiyorum yani bu böyle hep bize öyle satıldı. Bu arada kahvaltım değil. Kahvaltıda sandviç yedim sonra şey yedim. Simit yedim. Bu brunch. Bayağı brunch. Brunch'ımızı böyle yapıyoruz aynen. Şimdi Sabancı'nın ortasında. Affedersin hiçbir kendim şeyin. Kendim dökümde gösterir misin rica ediyorum. Ben de oraya uyuyorum. İnşallah bir kafe bulacağız ya. Böyle yerler bana hep şey gibi geliyor. Böyle korku filmlerinde bir anda bir yerden zombi falan çıkıyor. Ama şey onun ortaklık altında yerinde değil. Yok, lütfen karıştırma, akaryat gibi kabul edelim. Sürekli sıkı şey yapıyorlar, karşılaştırıyorlar birbirlerini. Aynen. Bak burası daha canlı. Düğün salonu varmış. Hemen evlendirelim seni biriyle. Yengeniz heyecanlı. Akşama ev var mı? Ya çok saçma şarkı ya. Yapmışlar. Geldi çıldım o şimdi. Allah. En güzel yapılmadı. Hep öyle zaten. Ne zaman yapılmadı ki? Şu çeksene. Enteresan bir heykel. Şu an sahilde, Sabancı sahilde bir yere oturduk. Neydi burasının ismi ya? Güzel Bahçe diye bir yer galiba. Güzel Bahçe. Arkadaşlar Sabancı'da hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani bungalov, bolca Arap ve Arapça tabelanın dışında. Bungalov var ve bungalovlardan çıkıp gidebileceğiniz güzel bir kafe yok. Çok gerçekten inanamadım ya. Yani, nargile kafe tarzı evet, var. Evet, küçük ya, nargile kafe, olsa dönerci falan filan var. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama şey Araplar var, mutlu olmuştur. Planlı programlı gelmiş olsaydık ne bileyim. Baktım ben Instagram'dan mı gidecek bir yer var mı yok mu diye. Hiç böyle hani atıyorum Eskişehir'e gidince şey öneriyorlar ya. Burası gidilmeli, işte şu kafeye gitmelisiniz, şunu yemelisiniz. Ha? Burada hiçbir şey yok. Burada sadece muhafazakar bungalov var sanırım. Ben buldum galiba bug'ını. Çok güzel. Evet. Benim korkulu rüyamla karşı karşıyayız. Kanatlı hayvanlar. Ay bu ne kadar garip bir hayvan. Çok kötü kokluyorlar. Evet. Bu bir şey sanmışlar. Ne sanmışlar? Ha köpek herhalde. Ya o ne yani değil mi? Köpeğe bak. Hayır asıl şuna bak. Ay çok tatlı. İnek gibi. İnek at. Köpeğim var. Bir işte. Ne kadar ya. Ya sen uyuyor musun ya? Çok güzel duruyor bu arada ya. Yeşillikler. Sesimi Sapanca'da oldum. Ay sesimi Sapanca'da oldum hissettim evet. Burası çok güzelmiş. Ben buraya gelmemiştim. Şey de çok güzel. Şuraya masa kurulursa ben falan. Gezdiriyor muyum? Kocanım ben mi? Çok enteresan bir atmosferdeyim arkadaşlar. Arkadaşım kocama sırf seçim yapmam gerekiyor saçma sapan bir şekilde. Güzelmiş ama. Havadaki güneş. Güneş o kadar biraz dandik ki. Fotoğraflar falan pek güzel çıkmıyor ya. Biz de boş boş yolları çekiyoruz.